Kızıl Yıldız Akademisi. Oradan çıkma işte Manchester City, Nakbure'yi de var yanılmıyorsam. Helas, Helas Verona, Torino'ya gelmeden önce. Öyle bir serüveni var. Daha genç, 2001'li galiba yanılmıyorsam değil mi? Tamam bakalım. Öyle olması lazım. Genç bir oyuncu. Siz devam edin hocam ben yani, şey e, bilemiyorum tabii bir sürü isimler çıkacak şimdi hangisini doğru bulursunuz hangisini bulmazsınız. Yani 8 numara bir takıldı bir 8 numaraya diye gidiyor mu? Ben ona, 2001 doğumlu evet. Ben de ona tam tersine cevap veriyorum. İki, orta saha yani ikili oynayan bir orta saha oyuncusunu almanız gerekiyor. bir yani Torreira var. daha standart, daha böyle stabil oynayan öbürü daha ama artık Torreira'nın da daha farklı oynaması lazım. Yani günümüzün futbolunda öyle kalmadı. Hep devamlı akıcı oynamanız gerekiyor. Hı. Hem oyunu yönlendiren hem işte defansif ofansif yönde çok aktif olan oyuncular. Ve bunun yanında da tabii şeyi de yaparsanız, golcülük ve asistik özelliğiniz de varsa kaymaklı kadayıf oluyor. Onları da, onlar da zaten 30 milyondan başlıyor maliyetleri. Hı hı. Veyahut hatta çok erken tespit edip alacaksınız, bünyenize barındıracaksınız. Onları da biz tabii kabul etmiyoruz. Buradanın satın alma opsiyonunu kiralama. Zaten çok kiralık gitmiş. Dikkat edersen hı hı. kiralık giden bir oyuncu. Devamlı ama genç, ileri dönük bir bakarsanız tamam da yalnız Galatasaray'ın beklediği nedir? Galatasaray ne istiyordur? Çünkü bir tane de dedik ya sabir ve pozisyon oyununda iyi oynayan bir torunlarınız var. E Bunun arkasında... Size o git gelleri oynayacak, asistini yapacak, işte pozisyon hazırlayacak, gidecek gelecek her tarafı kapatacak bir oyuncudan söz ediyoruz. Çünkü bunu da tek kişiden bekleyemezsiniz. İkili olması lazım. Yanında oynayan oyuncu da aynı serüvenin içine girmesi gerekiyor. Ama bir taraf sadece pozisyonda kalıp arkayı kapatıp öbürü sadece her tarafı yaptı mı yetmez olursa belli bir, belli bir döneme kadar gidersiniz. Onun için iki oyuncunuz da aktif hatta üç oyuncunuz. Çünkü Galatasaray'a bakarsan önde de bir tane Mertens tarzında oyuncuyla oynuyorlar. Ee, bu sefer bu üçlünün e, şimdi biz Türkiye Ligi'ni bir tarafa bırakalım. Ben hep Avrupa serüvenlerini düşünüyorum. Artık orada olmamız gerekiyor. Bu tarzdaki oyuncuları aldığımız için. O e, Orada işte bu devamlılık üçlünün e, aktif olması gerekecek. Orada Mertens ile bir devamlılık mı hedefleyecek acaba Galatasaray yoksa oraya olabilir. da e, daha genç bir oyuncu Oraya o, da gelebilir ya genç gelebilir ya. konuşuluyor ya, şimdi. Ya efendim? Kore'ye. Kore'ye de konuşuluyor. Kore'ye de biliyorsun o da gidip gelen e, kiralıklara gidip gelendir ama Hı. bizim ligimiz için e, yabana dilecek bir oyuncu değil yani aktif ve faydalı olabilecek oyuncu. Hani en doğrusunu onlar karar verecekler size uygunun ama ben şöyle söylüyorum bir tanesinden bunu beklemeyin. Artık e, genel bunu düşünmek lazım. Orta saha iki oyuncunuz da hani işte diyorlar ya Torreira yanındaki yanındaki işi yapıp da Torreira sadece kapa. Artık bunun da devamlı buraların gidip gelip oynamaları gereken bir e, pozisyon içindeyiz. 10 seneden beri böyle oyuncular aranıyor. Sadece bu yeni değil. E, Torreira var ligimizde bu şekilde gidiyorsun ama artık onun yanında da bu tarzda oyunu iki yönlü oynayan size her türlü aktiviteyi sunacak oyuncular gerekir. Tecrübeli veyahut da tecrübesiz. Onun kararını e, sevgili Okan Buruk verecek. E, ondan daha iyisini bilemezsin. Çünkü yönetim bilemez bu işleri. Yani yönetimler veyahut da gelen kişiler nereden bilecek? Yani bilemezsin. Bunun içinde olanlar bunlarla birlikte uygulamalı olan çalışanlar ancak bunların nasıl şekilde size faydalı olacağını. Ha süper dersiniz ama iki maçını izlemişsinizdir. Bunun özellikleri nedir? Devamlılığı nedir? Takım için ne kadardır? Nerede e, daha faydalanabilirsiniz? Hangi pozisyonda faydalanabilirsiniz? Hatta ikinci bir pozisyonu var mıdır? Bunlar bir sürü vesaire 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 e, da Sadece transfer yapmakla olmuyor. İşte yaptığınız transferleri faydalanamadınız. Bu sefer sıkıntı hocalara biniyor. Yani bu işi hocalardan e, çok pek e, yöneticilerin çok fazla değil ve hatta Kore'ye getirdiğiniz, hani AŞ'nin başına getirdiklerini diyorsunuz ya, onların bilme şansı sıfır yani. Futbolun içinden gelmiyorlarsa, bir de global futbolu bilmek önemli. E, bilmiyorsanız burada ancak işte birilerinin vasıtasında ismini bulursunuz, gidersiniz, basarsınız parayı, alırsınız. Ondan sonra da menajerlere dünyanın parasını ödersiniz. Hocam aslında şöyle bir durum var. Kim gelecekten ziyade önce yabancı kuralından dolayı 12 yabancı bulundurma hakkından dolayı aslında kimlerin gideceğinin yani, belli olması gerekmiyor mu? Esas onu konuşmak, esas onu lazım. konuşmak Sorry. lazım. Şimdi Bugün mesela Zaha ile ilgili haberler vardı. Kalmak istiyor. Biraz daha pozitif mesajlar göndermeye başladı taraftarlara diye. Mesela Zaha gibi bir profil. Kalitesini bir tarafa bırakarak konuşuyorum. Gösterdiği performansla ve biraz daha saha dışı karakteriyle diyebiliriz. Kalmalı mıdır? Keza Tete, Ziyeş... E, Endombele zaten gidiyor ama e, onun dışında geçen sezon yapılan ve çok fazla katkı alınamayan isimlerden hangileriyle yollar ayrılmalı ya da ayrılacak? Biraz evvel bahsettiğim konuya geliyoruz. Performans almaz ama şimdi örnek verelim. Zaha'dan yola çıkalım. Öyledir böyledir. İyidir kötüdür. İşte etkenleridir. Sağ içi veyahut da sağ dışı etkenler. Ama adama bir bakıyorsun. Yanılmıyorsam ona yakın golü var. Hı hı. Ee, o kadar da bir asisti var yaptı. Ee, şimdi buradan faydalanmak ne şekilde olacak? Bir kere önünüzdeki bir, bir resim var. 10 senenin üzerinde bu Crystal Palace'da oynamış, Premier League'de oynamış ve orada ne şekilde oynamış? Bu oyuncudan nasıl istifade edilmiş? Tabii bir de bunun sakatlığı var son dönemde geldiğinde işte sezon kampını yemedi etmedi falan vesaire vesaire ama oyun düzenleri çok önemli. Bu oyuncuları siz oradakinin dışına çıkardığınız zaman o makine gibi çalışan Şarkın dışına çıktığı zaman işte verimi alamazsınız. Burada tabii bu takım oyunu çok önemlidir. Bu takım oyununda onun aktif olan bu tarzdaki oyuncular nerede aktif size, nerede faydalıdır? Devamlı öndedir. İşte Avrupa maçlarında gördüğünüz sizlere kadar aktif olur ki biz burada herkes 50 falan, 50 falan değil. Yani 20 ile 30 arasında oynayan bir zahi gördük. Prosent olarak Eğer bunu 50 falan yakalamış olsaydı çok farklı bir, bir şeyler konuşuyorduk. Hocam konuşurduk. enteresan bir şekilde, yani enteresan mı aslında bilmiyorum ama ee, en verimli olduğu, en iyi oyununu e, en azından Galatasaray'da biz forvetteyken gördük. Santuva öndeyken gördük yani. Ya şöyle. Dikardin'in e, e, yerine oynadığında e, gördük. O, o bütün o alanı oynar. Esasında sol tahtı çok başarılı. Hı -hı. Fakat biz ondan ne istedik? Geleceksin, gireceksin, gelecek Öyle olmadı bunlar. Ziyeç de aynı şekilde. Onun için oyun prensipleri bakın. Ziyeç oynadığı zaman ne oldu? Arkada Kaan'la oynadınız değil mi? Çıktı mı kan fazla? Çıkmadı. Hı -hı arkayı kapadı. Yani belli bir oyun prensipleri vardı. Hoca da bunu çok iyi bilen birisi. Ve ne oldu? Ziyeç oynadığı zaman kanun fazla çıkartmadılar. Daha çok içeri kapatlar. Ziyeç oraları ön tarafta faydalı olmaya çalıştı. Nedir? İşte alan bulduğu zaman zaten hep anlattık buralarda. Yani Ziyeç işi bitiren... Ama yetmiyor. Günümüzün futbolunda bu kadar yetmiyor size. Bizim ülkemizde Peki hocam, belki... size soruyorum. Size verdiler yetkiyi. Zaha'yı, Ziyeş'i ve Tete'yi tutar mısınız? Ben Zaha'yı tutarım. Hı. Öbürlerinde soru işareti. Zaha'yı tutarım ama öbürlerinde... Ya benim kendi şahsi e, bilgim ve gördüğüm kadarıyla eğer açık alacaksan ben, ben Fransa'dan alırım. Hep her zaman söylüyorum. Açık Fransa, onlar çok dinamik oyuncular ve hatta İngiltere'nin üst seviyesine gelmiş ama onları da almak çok zor. Ama e, Fransa. Ya yani bir bakın Fransanın açıklarına bir bakın. Onlar zaten oradan İngiltere'ye gidiyorlar. Bir bakın şöyle, bir şöyle bir bakılsın. Ben açık olarak tekrar söylüyorum açık olarak. Transferimi oralardan yaparım. Fransa'dan yaparım. Fransa Ligi'nden. Ondan sonra da sizden buradan nereye giderse gider. Ama görünen tabloda da sanki Ziyeş kalacakmış gibi görünüyor. O bilemeyiz. Ziyeş'te kalabilir ama işte e, dedim ya Türkiye Ligi'ni düşünüyorsanız e, Türkiye Ligi'ne artık çıkmanız lazım. Tamam siz burada 1-2-3 gidiyorsunuz. Şampiyonlar Ligi Avrupa'da da biz çıkalım biraz. Biraz oralarda ses Şimdi getirelim. Şimdi hocam geçen sezon bize gösterdi ki aslında çok transfer değil nokta atışı transfer önemli. Şimdi geçen sezon Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ni hedefleyerek çok sayıda yıldız oyuncu aldı ve esas ihtiyacı olan bölgeleri yine önemli takviyeler yapamadı. Şimdi bu noktada bu transfer döneminde sizce hangi bölgeye kaç ihtiyaç var? Valla bu, bunu işte vurguluyoruz ya futbol hakkı öyle olması gerekiyor. Sadece şurada var gidip alalım buna para verelim verelimle olmuyor olduğu zaman da sonra bu sefer sıkıntı evet. tekrar çıktı. Geçen sezonki kadroyla şampiyon olduk Galatasaray <laughs> Teknik günün e, teknik direktörler bu sıkıntı şey. Nokta atışı neydi Galatasaray'da? Sanchez'ti. Evet. Onu inkar edemez kimse. Sanchez tam bir nokta atışıydı. Öbürleri zaten ne şekilde gittiğini biliyoruz. Genel ne oldu gene geçen sezonun şampiyon olan kadrosu götürdü. Hı hı. Öbürleri Arada sırada geliyor. Valla <laughs> pardon dediğin gibi e, ve söylenenler herkesin de söylediği gibi 8 numara demeyelim de oyunu iki yönle oynayan Ortası. aktif bir orta saha ihtiyacı bek. var. Sağ bek var ama şimdi Dubai'ye gelecek deniliyor. E, o gelirse Kaan var. Orayı mı siz gene bir yabancı kontenjan alırsınız? Çünkü Türkiye'de sağ bek bulamıyorsunuz. Yabancı alacaksınız. Bu sefer ondan bir tanesini feragat etmeniz lazım. Biraz var ne güzel sordun. Önce biz gidenleri bir konuşalım. Evet. Masayı yatırmak lazım. Şimdi herkes geliyor. Bak şimdi burada biliyor. Fofana yazıyor, o yazıyor, bu Bir sürü isim var. Yaz yaz bitmez zaten. Ben de söyleyeyim. 50 tane isim söyleyeyim. Ne olacak? Her gün Okan'ı arayayım. Değil, Sevgili hocam bak burada var, burada var, orada var. ...bizi söylediklerimizi kulak arkası etmez mi? Öyle bir şey yok. Hocam şöyle bir durum da var şimdi. Evet yabancı saha içinde sınırsız gibi evet. gözüküyor ama... ...kadroda 12 isim bulunma şartı nedeniyle... ...aslında yerli oyuncular çok daha önemli olacak bu sezon. Ve Galatasaray bir anda hem Kerem olduğu için... ...hem Barış Alper Yılmaz için... ...belki hem de Abdülkerim için çok ciddi teklifler de alabilir. Ve bunların gitmesi halinde şimdi yerlerini yerli isimlerle doldurmak ne kadar Birden... kolay olur? olacak. Onların yerine yabancı gelirse bu sefer dengeler daha da fazla bozulacak. <laughs> birden boşalırsa sıkıntı yaşarsınız tabii. E, şu anda e, iki takımla da Fenerbahçe ve Galatasaray'da Türkiye'nin en e, yetenekli, en elit Türk oyuncularına sahipler. E, birden buradan boşaldığı zaman o seviyediklerini bulmak çok zor. Bak Ferdi ne zaman patladı? Değil mi? Ferdi ne zaman geldi? Ne zaman patladı? 6 seneden beri Türkiye'de Ferdi. Son 2 seneyi konuşuyoruz. Evet. Ee, Galatasaray'da Kerem e, Barış 3 seneyi doldurdu.